O, dünyanın en gizemli çizimlerinden birini yaptı. Bir harita çizdi. Dünya haritası. Gizemli olan kısımsa, haritada henüz kimsenin keşfetmediği alanları, ilginç hatta ürkütücü bazı varlıkları, normalde var olmayan toprak parçalarını ve tamamen kırmızı bir ada çizmesiydi. Bazılarına göre bu adada Deccal'in olduğu gösterilmek istenmişti. Dünya haritasının alt kısmında normalde Antarktika vardır. Piri Reis'in haritasına bakarsanız, alt kısmın aynı şekilde dolu olduğunu görebilirsiniz. Belki de Piri Reis, Antarktika kıtasını göstermişti. Hem de keşfinden 3 asır önce. Bu mümkün olabilir miydi? Piri Reis bundan 500 yıl önce nasıl oluyordu da hiç gitmediği yerleri kendi çizdiği haritasında gösterebiliyordu? Harita üzerindeki 29'u Osmanlıca, biri Arapça olan yazılarda ne yazıyordu? İşte tüm gizemleriyle Piri Reis'in dünya haritası. ...1465 yılı. İstanbul'un fethinden henüz 12 yıl sonrası. Karamanlı Hacı Mehmet ve eşi o gün dünyanın en yetenekli ve zeki denizcilerinden birine, Ahmet Muhiddin Piri'ye sahip olduklarından habersizdi. Ahmet Muhiddin çocuk yaştan itibaren denizlerin o büyük ihtişamına hayrandı. Zamanla denizde yaptığı yolculukları ve seferleri gözlemledi. Bunlar hakkında notlar aldı. 29 yaşında amcasıyla birlikte Osmanlı donanmasında resmi hizmete başladı. Coğrafyaya merak sardı ve haritacılık üzerine yoğunlaştı. Yaptığı seyirler sırasında gördüğü yerleri ve yaşadığı olayları Kitab-ı Bahriye isimli kitabında anlattı. Bir zaman sonra onunla birçok sefere çıktığı o çok sevdiği amcası vefat etti ve Muhiddin Piri 46 yaşında denizciliğe ara verip Gelibolu'ya yerleşti. Amcasının vefatından bir süre sonra artık ona kaptan anlamındaki reis lakabı verilecekti. Artık o Piri Reis'ti. 1511 yılında Piri Reis Akdeniz'de çıktığı birçok seferden sonra denizcilik konusunda Osmanlı donanmasına daha fazla yardımcı olmak ister. Bunun için gece gündüz çalışır. Yaklaşık 2 sene sonra 1513 yılında işte o muazzam resmi, kapsamlı ve detaylı ilk dünya haritasını çizer. Aslında tarihteki ilk dünya haritası çok basit bir halde Babililer tarafından taş bir tablete çizildi. Ardından yapılan keşifler ve gelişen teknolojiyle birlikte daha detaylı çizimler yapılmaya başlandı. Fakat hiçbiri Amerika kıtasının da dahil olduğu dünya haritasını tam anlamıyla çizemedi. Hatta yanına bile yaklaşamadı. Ta ki Piri Reis'in haritasına kadar. Harita, ceylan derisi üzerine Avrupa ve Afrika'nın batı kıyıları ile Kuzey Amerika'nın küçük bir bölümü ve Güney Amerika'nın büyük bir bölümü olmak üzere bunların doğu kıyılarını gösterecek şekilde 9 farklı renkte 65'e 90 cm oranlarında çizilmiştir. Sağ tarafından da anlaşılacağı üzere harita düz bir hat üzerinde bölünmüştür. Kimileri haritanın toplamda 2, kimileri ise 16 parça olduğunu söylemekte. Harita üzerinde irili ufaklı 30 farklı not yer alıyor. Bunun dışında bir kayık olmak üzere 9 gemi ve 20'ye yakın hayvan resmedilmiş. Hayvan çizimlerinden bazıları deforme olmuş veya silikleşmiş. Harita çizildikten sonra esrarengiz bir şekilde kaybolur. 1900'lerde yani 4 asır sonra tekrar ortaya çıkana dek. Haritayı gizemli yapan kısımsa keşfedilmemiş toprakların, tuhaf varlıkların ve simgelerin yer almasıdır. Üstelik harita benzersiz bir perspektifle çizilmiştir. Piri Reis'in dünya haritası boylamın kesin olarak hesaplanmadığı bir dönemde yapıldı. O dönemde genellikle haritalar sembolik anlatımlarla süslenerek çizilirdi. Kıyılar, adalar, limanlar ve bunlar arasındaki mesafeler kabaca gösterilirdi. Ve denizde seyahat eden gemiler bu noktalara göre yönlerini belirlerdi. Buna porlatan tekniği denmektedir. Türkçesi limanla bağlantılı. Yani bu haritalara bakarak gideceğiniz rota üzerindeki girinti çıkıntıları, kayalık ve sığ alanları basitçe görüp ona göre yön belirliyordunuz. Harita üzerinde çizilen bu karmaşık çizgilere gelirsek, bu çizgiler harita üzerindeki pusulaların uzantılarıdır. Yani yön belirleyen çizgilerdir. Hangi noktanın nereye kadar uzandığını gösteren bir denizci dili aslında. Piri Reis de haritasında bu noktaları göstererek Osmanlı donanmasına büyük yardımlarda bulunmuştu.
Öncelikle işin tarihsel ve coğrafi yönünü anlatmamdaki sebep, sonraki kısımları daha iyi anlayabilmeniz için önemliydi. Gizemli olan kısımları. Haritaya baktığınızda Afrika kıtasını, Güney Amerika ve Kuzey Amerika kıtasının bir bölümünü görmekteyiz. Fakat bugün modern zamanın haritalarıyla kıyasladığımızda Güney Amerika kıtasının Piri Reis'in çizimiyle tamamen uyumsuz olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kıtanın güney kısmı doğuya doğru uzatılmış bir şekilde durmakta. Bazılarına göre Piri Reis haritasında belki de Antarktika kıtasını göstermişti. Antarktika'nın keşfinden 3 asır önce bu kıtayı keşfetmiş olabilir miydi? Eğer bu doğruysa Piri Reis neden Güney Amerika'yı Antarktika ile birleşik çizmişti? Profesör Charles Hapgood, Piri Reis haritasının 10 binlerce yıl önceki Antarktika'yı yansıttığını söyledi. Charles'a göre Piri Reis haritada Antarktika'nın buzullarla kaplı olmadan önceki halini tasvir etmişti. Aslında Antarktika kıtasının o zamanlarda keşfi imkansızdı. Çünkü bilinen en uzak yer Afrika'nın güney kısmıydı. Yani Piri Reis Antarktika kıtasını çizmiş olamaz. Çünkü haritada bunu geçersiz kılabilecek bir detay var. Dikkatli bakarsanız haritanın eğik görünen uç kısmı aslında Güney Amerika'nın uç kısmıyla birebir aynı. Öyle ki bugün bile var olan Malvinas Adası tam da aynı yerinde haritada çizilmiş. Yani bu kısım Antarktika değil, sadece Güney Amerika'nın kalan kısmı gibi görünüyor. Peki o halde Piri Reis Güney Amerika kıtasını yanlış mı çizmişti? Kıtanın alt kısmı neden doğuya doğru dönük bir şekilde durmaktaydı? Rivayete göre Papa 6. Alexander, Portekiz ve İspanya arasında bir paylaşım yapacaktı. Onlar tarafından sömürge edilen toprakların paylaşımını. 7 Haziran 1494 tarihinde Tordesillas Antlaşması yapıldı ve kuzeyden güneye bir sınır çizildi. Buna La Raya hattı denildi. Bu hattın doğusu Portekiz'e, batısı ise İspanya'ya verildi. Fakat Portekizliler daha fazla topa elde etmek için bugünkü Arjantin kıyılarını sınırın doğusuna taşıdı. İşte rivayet o ki Piri Reis bu anlaşma dolayısıyla Arjantin kıyılarını doğuya doğru uzatarak çizmişti. Hatta öyle ki Piri bunu haritasındaki bir notta şöyle yazmış. Portekizliler buradan gün batısı tarafına geçemez. O taraf İspanya'nındır. Fakat bakıldığında bu iddia pek de gerçekçi değil. Çünkü anlaşmadaki haritaya bakarsanız sınır çizgisi sadece uçlarda değil Güney Amerika'nın yarısından fazlasını kapsamaktadır. Üstelik çizilen haritanın Güney Amerika'nın görünümüyle hiçbir alakası yok. Sanki tahmini çizilmiş gibi görünmektedir. Çünkü batıda duran Amerika kıtalarının sınırları tam olarak bilinemiyor ve haritalandırılamıyordu. Fakat Piri Reis'in haritasında ise Güney Amerika bugünküne inanılmaz bir şekilde benzemekte. Yani buradaki notta Piri Reis diğer önemli olayları anlattığı gibi sadece Portekiz ve İspanya'nın yaptığı anlaşmadan bahsetmektedir. Güney Amerika'nın çizimine gelirsek, ya bu kısmı Piri Reis hatalı çizmişti ya da bunun başka bir izahı olmalıydı. Belki de haritanın bu eğik kısmını anlatan bir bilgi olabilirdi. Normalde haritalar 3 boyutludur ve eğimlidir. Bunu 2 boyutlu bir düzleme aktardığımızda ise kıtanın alt kısmının doğuya doğru kaydığını görmekteyiz. Bu bir azimutal projeksiyondur, yani düzleme aktarılmış harita. Azimutal projeksiyon, dünyanın bir noktasından yükseldikten sonra dünyanın o yükseklikten kuş bakışı görünüşüdür. Dünyanın kalbi, orta noktası Mısır Kahire olarak bilinmektedir. İşte Kahire merkezli bir azimutal harita aslında her şeyi açıklıyor. Harita bu şekliyle tıpkı Piri Reis'in haritasına benzemekte. Ve normalde daha eğik görünen kıtanın kuzey kısmı azimutal haritada daha düzdür. Yine tıpkı Piri Reis'in haritasındaki gibi. İşte bu oldukça ilginç. İsviçreli yazar Erik von Däniken, Tanrıların Arabaları isimli kitabında Piri Reis'ten bahseder ve onun bu haritayı yalnızca uzaylıların yardımıyla yapabileceği gibi sıradışı bir iddia ortaya atar. Gerçekten de haritanın o günün şartlarıyla nasıl çizildiği bugün bile halen tartışma konusudur. Aslında haritanın sol alt bölümünde çizimiyle ilgili bir bilgi verilmiş. Türkçe olarak şöyle yazmakta. Ve hem Kolombo ulu mümeccim imiş. Mezbur haritada olan bu kenarları ve cezireleri kim vardır? Kolombo'nun haritasında yazılmıştır. Yani Piri Reis son bölümde Kolomb'dan bilge bir kişi olarak bahsetmiş ve Amerika kıtasındaki alanların ve kenarların Kolomb'un haritasından bakılarak çizildiğini söylemiş. Öyleyse Piri Reis
Amerika kıtasını tüm bu gizemler olmadan sadece başka bir haritaya bakarak mı çizmişti? İşte bu noktada araştırmam sırasında Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye isimli kitabından bir bölüme denk geldim. Enteresan bir bölüm çünkü haritanın çizimiyle ilgili bir bilgi daha veriyor. Burayı dikkatli dinleyin. Şimdi bil ki harita bilgelerin işidir. Bu sıradan kişinin işi değildir. Zira haritada gösterilenler gerçektir. Onlar kıl kadar fark etmez bilesin. İşte haritanın yapılışını sana anlattım. İşler gitgide içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Buradaki notta Piri Reis, haritayı kendisinin yapmadığını, ermiş bilge kişilerin ona yaptırdığını aktarıyor. Haritadaki notta ise kolomptan faydalandığı yazıyordu. Peki gerçek hangisiydi? Piri Reis, haritasındaki tuhaf semboller ve varlıklarla ne anlatmak istiyordu? Ortada duran bu kırmızı adada neydi? Ve hemen altında duran tuhaf yaratık. Haritadaki notlar incelendiğinde bazı gariplikler bulundu ve ortaya ciddi bir iddia atıldı. İkinci ve son bölümde işte tüm bu soruların cevaplarını yanıtlayacağız. Sizden ricam özellikle videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. İkinci bölüm gerçekten de oldukça tuhaf olacak gibi görünüyor.